Uvan Proje Pazarlama, Gayrimenkul Rehberini sunar. Gayrimenkul Rehberinden merhaba, ben Ayla Özer. Hızla büyüyen ve kalitesi gün geçtikçe yükselen emlak dünyasının en seçkin örneklerini ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Programımızın bu bölümünde İstanbul'un değişmekte ve gelişmekte olan semtlerinden Bahçeşehir'in tam karşısında Küçükçekmece Göl manzarasına hakim yükselen Göl Panorama evlerindeyiz. Küçükçekmece Gölü'nün kıyısında İstanbul'un yeni yaşam alanında modern mimarisiyle, panoramik daireleriyle, meyve bahçeleri ve sosyal yaşam alanlarıyla dikkat çeken Göl Panorama evlerine konuk olduk bu hafta. Buki ve Emlak Konut Güvencesi ile BEMA İnşaat tarafından gerçekleştirilen Göl Panorama Evleri Projesi'ni BEMA İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Halil Durna ile konuşacağız. Hoş geldiniz Halil Bey programımıza. BEMA İnşaat 1987'den bu yana faaliyet gösteriyor. O zamandan bu zamana neler yaptınız? Kısaca sizden dinleyelim. Evet, aslında biz tam 30. yılımızı kutluyoruz. Çünkü her ne kadar BEMA İnşaat 1987 yılında resmi olarak kuruldu ama gerçek manada adi ortaklık olarak 1984 yılında kuruldu. Bugüne kadar öncelikle ilk 3 yılımızda proje ağırlıklı çalıştık. Yeni mezunduk, 3 tane mühendis ve mimar arkadaş. İstanbul değişik yerlerinde büyük projede imza attık, aşağı yukarı 500'e yakın projeye. Daha sonra imalat kısmına geçtik, inşaatın imalat kısmına. Ve o günden bu yana İstanbul'un değişik yerlerinde birçok projeye imza attık. Artı İstanbul dışında da birçok projeyi imzalattık. İşte bunlardan mesela birkaç tanesini örnek vermek istersek, Kartal'daki Halk Ekmek Fabrikası'nı biz yaptık. Orası günde 1 milyon 200 bin ekmek çıkartma kapasitesine sahip olan çok orijinal bir fabrika. Gene İkiteli'deki Kiptaş'ın yapmış olduğu aşağı yukarı 60 bin konutun 5-6 bin tane kısmını biz yaptık. Gene Kiptaş'ın Tuzla'da yapmış olduğu 1500 daire ve ticaret merkezi olan camisi, spor salonundan sitesini biz yaptık. Gene Kiptaş'ın Hadımköy'deki ikinci etaptaki projelerini biz yaptık. TOKİ'nin Kütahya'da bir mahalle kurduk. İçinde 1000 tane yakın konutu, hastanesi, spor salonu, ticaret merkezi, camisi ve her türlü sosyal aktiviteleri olan bir mahalle kurmuş olduk. Gene en önemlilerden bir tanesi Van'da depremden sonra, Allah inşallah bir daha tekrar nasip etmez, 6 ay gibi kısa bir dönem içerisinde 400 tane civarında bir konutu imal ederek depremzedelere teslim ettik. Ve bundan dolayı da kısa zamanda yapıldığından dolayı TOKİ tarafından tatif edildik, teşekkür beratı verildi. Gene İstanbul'da savcılarımızın, hakimlerimizin oturduğu bir bölge var İkiteli'de. Onları 4 ay gibi kısa zamanda bitirmek bize nasip oldu. Herkese nasip olmaz. Reklam yapmayı bugüne kadar şey yapmadık, sevmedik. Ama inşallah bundan sonra daha çok göz önünde olacağız. Bugüne kadar toplam kaç konut teslim ettiniz? Bugüne kadar yaklaşık 20 bin civarında konut teslim ettik. Ama konutun haricinde de şeyler yaptık. Yani fabrikalar yaptık. Demin söylediğim işte Halk Ekmek Fabrikası başta olmak üzere. Ticaret merkezleri yaptık. Mesela Panasonic'in Türkiye'deki merkezini biz inşa ettik. Bunun gibi çok oteller, hastaneler, işte alışveriş merkezleri, yani konutun haricinde de birçok imalatlarda bulunduk. Gelelim bölgeye değer katacak projeye. Göl Panorama evleri gerek lokasyon, gerek fiyat avantajları, gerekse sosyal imkanlarıyla cazip bir yapıda. 530 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen Göl Panorama projesinin detayları hakkında bilgi alalım sizden. Projemizin lokasyonu çok güzel. Bu projeye Emlak Konut ihale açtığında Türkiye'nin bilinen birçok firması ihaleye girdi. Bu projede yer almak istedi. Bir yarış oldu. Allah bize nasip etti. Biz kazandık projeyi.
Yani lokasyon olarak bu güzel olduğunu gösteren bir proje. Gerçekten siz de etrafınıza bakıyorsunuz. Belki bir dışarı çıktığınızda görüntü alabilirsiniz. Sağımızdan solumuzdan günde 400 bin araba geçiyor. Projemiz çok güzel. Çünkü projemizi Türkiye'nin sayılı firmalardan bir tanesine çizdirdik. Bu projemizin detayları, ana noktalarını ben söylemek istiyorum. Birincisi, yoğunluğu az. Yani 95 bin metrekarelik alanda biz konutlarımız 7-8 bin metrekareyi buluyor. Geri kalanı hep sosyal donatı. İşte otoparklar var, havuzlar var, göller var, meyve ağaçları var. Yani kolay kolay hiçbir projenin İstanbul'da meyve ağacı bulamazsın. Bizde meyve ağaçlarımız var. Kat yüksekliklerimiz çok güzel. Mesela İstanbul'da genellikle kat yüksekliği 2.80 ile 3.20 arasında yapılır. Pardon, 3 metre arasında yapılır. Biz 3.20 yapıyoruz. Ve camlarımız yukarıdan aşağıya kadar sıfır noktasında. Bu binalarımızın panoramik olmasını sağlıyor. Hem de daha büyük göstermesini sağlıyor. Yani düşünün, 12 metrelik bir odada oturuyorsunuz ama önü tamamen açık olduğu için sanki 3 boyutlu gibi, yani 18-20 metrekarede oturuyormuş gibi görüntü veriyor, hissi veriyor. Ve bulunduğunuz bölgeden, oturduğunuz yerden, konutlarımızın çoğundan işte Marmara Denizi'ni görebiliyorsunuz, Küçükmece Gölü'nü görebiliyorsunuz, Allah nasip eder de yapılırsa yeni yapılacak Kanal İstanbul'u görebiliyorsunuz. Yani peyzajı görebiliyorsunuz, peyzajımız çok önemli. 750 tane otopark yapmamızı istediler. Ama biz otoparklarımızı 2500 tane yaptık. Yani biz bir adım daha öne gidelim ve insanlarımızın resmi standardı değil de gerçek yaşam standartlarını uygulayalım diye beyaz eşyaların aşağı yukarı hepsini koyuyoruz. Buzdolabı haricinde hepsini taahhüt ettik. Onların hepsini koyuyoruz. Yani 1+1'de de tam beyaz eşyaların tamamı var. 4+1'de de var. Spor salonlarımız var. Tenis kortlarımız var. İşte biraz önce de bahsettiğim gibi bir göletimiz var. Çocukların faydalanabileceği oyuncakların olduğu alanlarımız var. Ve projemiz hem lokasyon olarak hem de yapım kalitesi bakımından bana göre dört dörtlük olan bir projedir. Fiyatımız normal standartlarda bir fiyat, kalitemiz lüks kalitede. Konut artık aynı zamanda bir yatırım aracı. Projenin yatırımcısına nasıl bir getiri sağlayacağını öngörüyorsunuz? Bizim hedefimiz minimum 2 sene içerisinde proje ihtamında %70 prim yapması düşünüyoruz. Ulaşım artık İstanbul'daki konut alıcısının karar vermesinde en önemli unsurlardan biri. Proje ulaşım ve lokasyon açısından nasıl bir noktada? Lokasyon olarak projemiz çok güzel. Çok inanıyoruz güzel olduğuna. Şöyle ki Bahçeşehir'in gişeleri tam yanında. Teme cepheli ve de Tem'le Avcılar'ı birbirine bağlayan yan yolun üzerindeyiz. Lokasyonumuz güzel, ulaşımı kolay olan bir proje. Peki proje bittiğinde nasıl bir yaşam olacak burada Halil Bey? Yaşayanların ne gibi sosyal imkanları yer alacak? Burada birincisi akşamları rahat, relax bir şekilde dinlenebilecekleri görümüz var ve havuzlarımız var. Yani onun etrafında özellikle yazın rahat bir şekilde yemeklerini yiyebilecekleri ortamları hazırlayacağız. Barbekü yerlerimiz olacak inşallah. Orada rahat bir şekilde hem akşam yemeği hem bir dolaşmayla, çünkü sitemizin aşağı yukarı etrafı 1.5 kilometre. Yani oradan yürüyerek günlük yürüyüşünü de yapmış olacaklar. Huzurlu ve sakin bir ortam olacağını ve özellikle hanımlar, evde kalanlar, çalışmayan hanımların rahat bir şekilde bol bol spor yapabilecekleri bir ortamın oluşacağına inanıyoruz. Göl Panorama projesini bir kenara bırakıp inşaat sektörüne geçiyoruz. Bakın Halil Durna inşaat sektörünü nasıl değerlendiriyor? Biraz da sektörden bahsedelim. 2014 yılı içerisinde inşaat sektöründe bir daralma gözlenmesine rağmen Ağustos ayında satışlarda bir miktar artış gözlendi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Konut sektöründe daralma sürekli aşağı yukarı 1-1,5 senede bir konuşuluyor. Fakat ben buna özellikle İstanbul'da yaşayan bir müteahhit olarak İstanbul bazında söylüyorum. Yani Türkiye bazında söylemiyorum. İstanbul bazında inanmıyorum. Zaten inanmadığımda doğru olduğu, haklı olduğu ortaya çıktı. İşte Ağustos ayında konut satışları artmış oldu. Nedenine gelirsek, nedeni sırf bu İstanbul'daki nüfus artışı ile alakalı değil. İstanbul'un konumuyla alakalı ve de İstanbul'daki deprem riski ile alakalı bir konu. İstanbul biliyorsunuz deprem kuşağında ve Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan'ın söylemiyle
Yani 15 yıl içerisinde bunları dönüştürmek istiyor ve bununla alakalı ayrılmış birçok parasal imkanlar ve de imtiyazlar var. Bundan dolayı da İstanbul'un tamamı yıkılacak. Aşağı yukarı tamamı demiyorum da %60-70'i yıkılacak. Ve bunların yıkılabilmesi için bir stok konutlara ihtiyaç var. 2015 yılında gayrimenkul sektörünü sizce neler bekliyor? 2015 yılında Türkiye güzel şeyler bekliyor. Çünkü 2015 yılında kısmetse Haziran ayında bir seçimimiz var. Orada hükümetimiz ve başbakanımızı belirleyeceğiz. Ben çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum ama ondan sonra da 2019'a kadar herhangi bir seçim yok. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi yok, başbakanlık yok, hükümet kurma yok, yerel yönetimler yok. Onun için hükümetimizin özellikle bu kentsel dönüşümle alakalı çok güzel kararlar alacağına inanıyorum. Ve kentsel dönüşümün daha çok yaygınlaşacağına inanıyorum. Dönüşüm için bir yeri yıkacaksınız. Ancak orayı yıkmak için önce bir yeri yapmış olmanız gerekiyor. Onun için de bizim buraların her zaman için bir ihtiyaç merkezi ve de zaten bizim bulunduğumuz bölgeler İstanbul'un gelişim bir bölgesi. Yani yeni havaalanı bu tarafa yapılıyor, Kanal İstanbul bu tarafa yapılıyor ve İstanbul'un kuzey ile güney arasındaki aksın üzerindeyiz ve gelişim bu tarafta olacak zaten. Geçiyoruz BEMA İnşaat'ın Göl Panorama kampanyalarına. Projede satışlarınızı arttırmak için kampanyalarınız olacak mı? Kampanya çekimlerini yapıyoruz, hazırlıklarını yapıyoruz. Kampanyamız hemen başlayacak, başlamak üzere. Bizim hedefimiz herkesi konut sahibi yapabilmek. Kimseyi boş çevirmek istemiyoruz. Her ödeme planına uygun bir şekilde bir projeksiyon çizebiliyoruz. Bizim bu projede 10 tane bankayla sözleşmemiz var. İsteyen istediği bankayla, istediği oranlarla anlaşma yapabilir. İstediği vadelerle yapabilir. Bizim gördüğümüz kadarıyla ağırlıklı olarak 72 ay kullanıyor ama 120'ye kadar da kredi kullanabilirler. Bankaların uygulamış oldukları bu projeyle alakalı özel bir faiz oranı var. Piyasa şartlarına biraz daha uygun. Ve bunun yanında da bankadan kredi kullanmayıp firmadan kredi kullanmak isteyenlerle alakalı da Emlak Konut'un ve BEMA İnşaat'ın uygulamış olduğu, bünyesinde uygulamış olduğu bir ödeme sistemi de var. O da 60 aya kadar faizsiz, %25 peşin ödemeli, geri kalanlarını 6 ayda bir tefe tüfe oranının ortalaması kadar fark vermek şartıyla herhangi bir banka olmadan da bu ödeme programını, şartlarını uygulayabiliyoruz. Projemizin, deklar ettiğimiz fiyatlarımızın içerisinde KDV'ler dahildir. Ve bu KDV'ler aslında önemsenmeyecek rakamlardır. Çünkü şu anda yeni bir proje tasdik edildiği zaman bu rakamlar %18 ve 8 mertebesindedir. Ve bunlar bir gerçekten kayda değer bir değerlerdir. Ama biz 2013 yılında ruhsat taşlarımızı yatırdığımızdan dolayı şu anda bizim projemizin büyük bir kısmının KDV'si %1'dir. Bir miktarı metrekare bazında 150 metreyi geçtiği için %18'dir ama biz fiyatlarımız hepsi bunları yedirdik. Ve bir hamur ederek bir fiyat skalası çıkarttık. Bugün halkımıza uygun fiyatlarla bu projemizi sunuyoruz. Herkesi bu projeden daire almaya, konut almaya, iş yer almaya davet ediyorum. Peki, çok teşekkür ederiz Halil Bey, programımıza katıldınız. Göl Panorama Evleri'ni mimari açıdan değerlendirmek üzere sözü Göl Panorama Evleri Design Ofisi Şefi Mimar Onur Ok Başsaraç'a veriyoruz. Göl Panorama Evleri'nin konseptinde su öğesi yoğun bir şekilde kullanılmış. Ve projenin %83'ü peyzaj alanlarına ayrılmış olup açık havuzlar, göletler, şelaleler ve süs havuzları, spor alanları, koşu ve yürüyüş parkurları, çocuk parklarıyla modern yaşamı doğayla bağdaştıran bir anlayış tasarlanmıştır. Proje bünyesinde farklı yüksekliklerde ki 10 blok içerisinde 1 artı 1'den 4 artı 1'e uzanan daire seçenekleriyle toplam 1431 daire, birbirinden şık dükkan, mağaza, kafe ve restoran olan 300 metrelik alışveriş caddesiyle tüm gereksinimleri karşılaması hedeflenmektedir. Programımızın bu bölümünde İstanbul Avcılar Merkezi'nde yükselen Alur Tower projesine konuk oluyoruz.
anlamı cazibe ve çekici olan alır tavır, sıra dışı mimarisi, seçkin ama sade tarzıyla dikkat çekiyor. Farklı bir mimari, standart sunulan lüks, sosyal bir yaşam kalitesi ve cazibeli bir proje. Doruk Gayrimenkul Yatırım Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Akay Tambulut'la Allur Tower projesini konuştu. Allur Tower projesini Doruk Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Akay Tambulut'la konuşacağız. Hoş geldiniz Akay Bey programımıza. Hoş geldiniz. Bu projede bireysel başarılarıyla kendi alanlarında adından söz ettiren 4 firma Doruk Gayrimenkul Yatırım Geliştirme adı altında bir araya geldi. Ortaklık yapısını sizden dinleyelim. 2012 senesinde sektörde çokça görülen iş ortaklığı, proje ortaklığı anlamında bir araya gelmeler söz konusu oluyordu ama biz farklı bir durum yaratalım. Uzun vadeli, daha uzun projeksiyon içerisinde olabileceğimiz, daha uzun süre yatırım yapabileceğimiz bir yapılanma olsun diye düşündük. Tanbulut İnşaat, Kamekon Medikal Tıbbi Cihazlar, Atöz Tekstil ve Karagözler Tekstil, yine onların Karagöz inşaat değiştirecekleri de var. 4 firma Doruk Gayrimenkul Yatırım Geliştirme adı altında tüzel bir kişilik yarattı. Amaç uzun süre içerisinde sektörde bir oyuncu olabilmek, daha güçlü yatırma yapmaya olanak tanıması için güçlü bir sermaye yapısı oluşturmaktı. O anlamda Doruk firmasını kurmuş olduk. Projede yaşam kalitesini zirveye çıkarmaya hedefliyorsunuz. Allur Tower projesinin fikri nasıl ortaya çıktı? Yapmış olduğumuz işlerin kendi imzamızı taşıması adına yapmış olduğum inşaat işlerinde de çekici ve cazibeli olmasını düşünmüştüm. Çünkü bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli olduğunu inanırım. İnşaat sektöründe de gayrimenkul tercihimizi yapacağımız zaman da hedefimizdeki, ilgilerimizdeki ürünün bizi baştan çıkartması düşüncesi çok hoşuma gitmişti. Allure ya da allur kelimesi baştan çıkartıcı, cezbedici, cazip olan şey anlamında. İnsanları baştan çıkartacak bir yapı veya bir mimari veya bir konut olması anlamında Allur markasını biz tercih ettik. Allur demek cazibe demek. Proje ismini ve Doruk GYG'ye markasını veren Allur adını hak eden bir proje. Sizin de söylediğiniz gibi Allur kelime anlamı olarak cazibeli ve çekici demek. Projeye bu özelliklerini veren ayrıntıları sizden dinleyelim. Allur markasını biz bahsettiğim gibi uzun vadede kullanmak istiyoruz. Allur markası Doruk Gayrimenkul Yatırım Geliştirme'nin bundan sonraki projelerinde kullanacağı bir markası olacak. O anlamda marka olarak öne çıkartmak istiyoruz. Proje özelinde de bunlardan bahsedebiliriz veya bundan sonra şirketimizin yapacağı yatırımlarda da bunun ön planda olacağını düşünebiliriz. İstanbul'da artık merkezi lokasyonlarda yeni proje yaratmak oldukça zor. Bu projenin arazisine sahip olma hikayeniz nedir? Projemiz ulaşım açısından olabilecek en iyi noktalardan birisinde. Öncelikle ana arter olan İstanbul'un bütün trafik yükünü taşıyan E5 karayoluna cepheli. Dolayısıyla E5 karayoluna cepheli olmasıyla beraber metrobüs hattı önünden geçiyor. Yürüme mesafesinde metrobüse binebiliyor. Binebilecek ya da müşterilerimiz. Deniz otobüsüne çok yakın. 3 kilometre deniz otobüsü mesafemiz. Yine TEM bağlantı yoluna çok yakın konumdayız. Ayrıca yeni yapılacak olan metro hattı yine projenin önünden geçiyor. Havalanı bağlantı yolu yine istasyon diyorlar ona. Bize çok yakın konumda. Aşağı yukarı birkaç kilometre mesafede yine havalanı bağlantı istasyonu olacak. Dolayısıyla bütün aksların kesişim noktasında yer alıyor projemiz. Lüksü standart olarak sunan Allur'un imkanları saymakla bitmiyor. Genelde konut projelerinde lüks olarak sunulan imkanlar Allur Tower'da standart olarak yer veriliyor. Bu projede oturanlar hangi imkanlara sahip olacak? Şehir yaşamına yönelik, daha metropol insanını hedef alan, dinamik bir yaşam tarzını öngördü. Metrekare büyüklüğümüz 1+1 ve 2+1 üzerine dizayn edildi. Bununla beraber modüler sistem olduğu için büyütülebiliyor. 1+1, 2+1 home office kullanımına da açık bir yapı var. İnsanlar 70 metre home office sahibi olabiliyor projemizde. Ancak tabii büyük toplantılar, büyük iş davetleri söz konusu olabilir. Bunlar hep göz önünde bulundurduk. Biz böyle bir projede yaşamış olsaydık neler bizim hoşumuza giderdi, neler tercih ederdik noktasında. O anlamda ek donanımlar koyduk proje içerisine. Onun dışında yine eğlence yönelik hobi odalarımız var. Karaoke odamız, parti odamız, sinema salonumuz, oyun odaları gibi ek olanaklar tanıyoruz müşterilere.
Özellikle 30. kattaki sonsuzluk havuzundan bahseder misiniz bize? Evet. En önemli detaylardan birisi de Türkiye'de çok sık rastlanamayan, yurt dışında görmeye alıştığımız Infinity Havuz. 30. kata konumlandırdık. Sebebi göl ve deniz manzarası ve eşsiz bir manzaraya sahip olması projenin. 30. katta müşterilerimiz sebebi havuza girerken aynı zamanda İstanbul'un en güzel manzaralarından birisine sahip olacaklar. Alur Tower farklı bir mimariye sahip. Proje tasarlanırken nelere dikkat edildi? Ben hem iç güzeli hem dış güzeli önem verenlerdenim. Dolayısıyla projemizin de öyle olmasını istedim. Hem dış mimarisinin çekici olmasına özen gösterdik. Hem de içeride hem fonksiyonellik hem de estetik açısından insanları tatmin etmesi çok önemliydi. Mimari tasarımımız dışarıdan tabii insanlar görüyor şu an çok ilgi çekici, sıra dışı bir forma sahip. Asimetrik bir yapı içerisinde. İçeriye girdiğinizde bu detayları yine görecek insanlar. Ama fonksiyonelliği de tabii geri planda bırakmamış olduk. Kullanışlı olması, fonksiyonel olması, insanlar daha sonra konfor duygusunu tatmin etmesi anlamında bütün detaylarla ayrı ayrı ilgilendik. Sosyal anlamda proje şehrin neresinde? Projemiz sosyal yaşamın merkezinde. İstanbul çok büyük bir il. Avrupa ölçeğinde bir devlet gibi biliyorsunuz. Eskisi gibi değil artık. Kendi içerisinde bir sürü ana arterler oluşuyor. Çekim merkezleri oluşuyor. Bulunmuş olduğumuz noktada göl denize yakın olması, İstanbul Üniversitesi'nin hemen yanı başında olması, AVM ve cadde mağazalarının yürüme mesafesinde olması sebebiyle müşterilerimiz sosyal yaşam merkezinde olacaklar. İstemiş olduğu her ulaşmak isteyeceği bütün güzelliklere ulaşabilecekler. Projeden konut alanlara yatırım anlamında nasıl bir avantaj sağlamayı öngörüyorsunuz? Projemizin demin bahsetmiş olduğum birçok avantajlı özelliği var. Ulaşım noktasında, manzara hakimiyet anlamında, farklı mimarisi ve yüksek kalitesi sebebiyle ciddi anlamda avantajlı özelliklerde. Bunun yanı sıra home office olarak kullanılabilmesinden dolayı ofis talebinin de çok olacağını düşünüyoruz. Nitelikli bir proje, bölgenin ikonik yapısı, simge yapısı pozisyonunda yüksek kredisi olacaktır. Kıyaslamış olduğumuzda E5'li cephe, home office olarak kullanılabilen ve bu tarz mimariye yüksek standartlara sahip olan binalarla karşılaştırma yaptığımızda fiyatlarımızın cazip olduğunu görüyoruz. Üstelik kira getirisini göz önünde bulundurdukları zaman dönüşüm süresinde çok kısa olduğunu görebiliyoruz. Bu sebeple yatırımcıların ilgisi oluyor. Projeyi o anlamda değerlendirdiğimizde yatırımcı talebinin çok olduğunu görüyoruz. Ciddi anlamda prim yapacaktır proje. %50 civarında prim yapmasını öngörüyoruz. Geçiyoruz inşaat sektörüne. Akay Tan Bulut inşaat sektörünün dününü ve yarınını bakın nasıl değerlendiriyor. Son dönemde inşaat sektöründe bir daralma gözlenirken Ağustos ayından bu yana satışlarda bir artış görüldü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gayrimenkul sektörü canlı. Göreceli olarak dönem dönem kısmı düşüşler olsa dahi halen umut var olduğunu düşünüyorum. Türkiye bulunmuş olduğu coğrafyada çok tercih edilen bir konumda. Birçok avantajlı unsura sahip. Bölge özellikle günümüzde görüyorsunuz jeopolitik risklerle dolu ama insanlar Türkiye'ye sığınılacak liman gibi görüyor. İstikrarlı bir ülke durumundayız. Umut ediyorum öyle devam edecek. Yükselen bir değer Türkiye. Diğer taraftan baktığımızda ekonomisi çok dinamik, çok zinde. Girişimcileri çok iştahlı. Gözlem yapıyorum dönem dönem. Türk ekonomisi gerçekten büyüme noktasında çok iştahlı. Girişimci anlamında da büyüme noktasında çok iştahlı. Bir Avrupa ile kıyasladığınızda, bir Orta Doğu ile kıyasladığınızda çok farklı bir konumdayız. Türkiye adeta küllerinden çıkıp eski gücüne kavuşmak istiyor. Bireysel anlamda ve ülke anlamında. Bu da tabii içinde bulunduğu coğrafyada diğer ülkeler tarafından veya diğer ülke halkları tarafından fark ediliyor. İnsanlar Türkiye'de yatırım yapmak istiyorlar. Türkiye'de yer sahibi olmak istiyorlar ve Türkiye'ye güveniyorlar. Yatırımcılar, yabancı yatırımcılar da bu sebeple Türkiye'yi tercih ediyor. Bunu artacağını düşünüyorum. Artarak devam edecektir. Türkiye'deki konut projelerine yabancı yatırımcı ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Alur Tower projesine yabancı yatırımcının ilgisi oldu mu? Alur Tower projemize yabancı yatırımcılar gerçek anlamda ilgi gösteriyor. Tabii mimarisi, manzarası, ulaşım kolaylığı gibi avantajlar bunda çok önemli etken. Çünkü bulunduğumuz noktada %2 civarında bir yabancı satış söz konusu genel Türk verilerine göre.
%3 bile çok iyi bir oran olarak kabul ediliyor. Ama %5'lere çıkacağını düşünüyorum. O anlamda projelere biraz da yabancı ilgisi olacaktır. Akay Bey, sizin de bildiğiniz gibi yeni tüketici kanununda sektördeki yaşanan mağduriyetleri gidermek için bir takım düzenlemeler yapıldı. Firma olarak bu konuda ne gibi çalışmalarınız var? Son derece olumlu buluyorum öncelikle. Tabii kişisel mağduriyetler veya sektörde oluşabilecek mağduriyetler bütün sektör olumsuz etkiliyor biliyorsunuz. O anlamda bahsetmiş olduğum gibi şirketlerin ilkesel duruşları olması lazım. Zaten şirketler etik olarak bunlara dikkat etmesi lazım vesaire. Şu aşamada projemizin ruhsatı alındığı gibi biliyorsunuz tüketici kanununda buna gönderme vardı. Ruhsat alınmadan satış yapılmayacak. Bizim ruhsatımız olmasıyla beraber tapularımız dahi hazır. Katifakları kurulu, tapular hazır. Aynı zamanda banka güvencesi var. Yine yapmış olduğumuz bir banka anlaşmasıyla projenin başında müşterilere banka garantili satış olanağı sunuyoruz. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Akay Tanbulut'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de Allur Tower Reklam ve Pazarlama Müdürü Sefer Aslan'la birlikteyiz. Allur Tower projesinin teknik yapısını onunla konuşacağız. Allur Tower projemiz E5'e paralel 10 numara arazi üzerinde kurulu. Merkezi lokasyonda olmasının en temel sebeplerinden bahsetmek istersek, bölgemizde biri devlet üniversitesi olmak üzere 3 özel üniversitenin hemen yanı başında bulunmaktadır. Merkezi lokasyonunu prestijli hale getiren hemen yanı başında bir alışveriş merkezinin hali hazırda bulunması, diğer yandan E5'e paralel olması sebebiyle bölgede cazibenin de zaten merkezi haline gelecek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 3 metro projesi daha hayata geçecek. Ataköy Avcılar metro projesi, Marmara Ray projesi, Avcılar Bahçeşehir metro projeleri bölgeye daha da canlılık katacağı gibi bölgemizin en merkezi noktasında çok rahat bir ulaşım sağlayarak bölgenin en prestijli konumu haline gelecektir. İstanbul'da eşine ender rastlanan 30. kattaki sonsuzluk havuzu projenin en ilgi çekici detaylarından. Elbette geniş Fransız balkonlarda dikkat çekiyor. En dikkat çekici detaylarından bir tanesi 30 katlı yüksekliğe sahip olmasının yanı sıra her katında Fransız balkonu eşliğinde gerçek bir balkona büyüklükte sahip olması, seyir keyfini beraberinde deniz ve göl manzarası ile bütünleştirerek tüm seçkin daire sahiplerimize sunmaktayız. 30. katta sunmuş olduğumuz Infinity Havuz ise daire sahiplerimize deniz ve gölün, doğa ile konut yaşamının aynı anda sunmuş olduğumuz özel bir ayrıcalıktır. Allur Tower'dan daire sahibi olmak isteyenlere sunulan kampanyalar şöyle. Allur Tower projemizde müşterilerimize kişiye özel fleksi ödeme planları sunmaktayız. Şirketimizin kendi bünyesinde yapılandırmaları olduğu gibi 0.59 banka kredisi oranlarıyla müşterilerimize cazip ödeme koşulları sunmakta. %1 peşinat, 2016'da peşinatınızı ödeme gibi birçok alternatif seçenekler sunmaktayız. Proje gerek ulaşım gerekse otopark olanaklarıyla da iddialı. İstanbul gibi bir metropolde trafik sorununun karmaşık bir hale geldiği bir dönemde Allur Tower merkezi lokasyonu itibariyle tüm daire sahiplerine metro, metrobüs, ana ulaşım aksını kullanarak rahat bir ulaşım imkanı sunarak otoparklarıyla da çok rahat bir imkan sunmaktadır. Son olarak Allur Tower'dan daire alanların anahtarlarını ne zaman teslim alabileceklerini açıklıyor Sefer Aslan. Allur Tower projemiz Şubat 2016'da daire sahiplerine teslime başlanacaktır. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Bu Van Proje Pazarlama'nın sunduğu Gayrimenkul Rehberi devam edecek. Van Proje Pazarlama'nın sunduğu Gayrimenkul Rehberi devam ediyor. Sırada gayrimenkul sektöründeki önemli gelişmelerin yer aldığı haber turu var. Gayrimenkul sektöründe son yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. Bakalım bu hafta sektörde neler olmuş?
Gerçek bir İstanbul masalı sloganıyla gerçekleştirilen İstanbul Anadolu yakasındaki lokum evler projesinin lansman toplantısı gerçekleştirildi. DKY İnşaat ve Metropolis yapı tarafından hayata geçirilen projenin basın toplantısında konuşan DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya projeyi şöyle anlattı. Kat karşılığı anlaşmıştık, metroyu projemizi beraber yürüttük. Şimdi de bu ortaklığımızı taşlandıracak şekilde lokum gibi bir ortaklık diyoruz biz. İnşallah lokum evler projemize başlıyoruz. Bu vesileyle yeni ortaklığımızın da bu iş ortaklığımızın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Lokum evler projesini inşa eden Metropolis Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Derbazlar İstanbul'a değer katacak projelerini şöyle özetledi. Lokum gibi bir tatla sektöre kazandırmak istedik. İnşallah süreci de lokum tadında olacak. Lokum gibi daire planları, lokum gibi bir peyzaj, güzel bir lokasyonda insanlara gerçekten lokum tadında mutluluk yaşatacak bir proje için ciddi bir çalışma ve bugüne nasip oldu. Bugün de lansmanını gerçekleştirdik. Satışlarla beraber akabinde DKY Yapı'nın kendi planladığı projeleri, Metropolis Yapı olarak bizim de kendi projelerimiz devam edecek. Fakat ortaklığımızı da taşlandırmaya devam edeceğiz. DKY İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ersagun Şimşek projenin detaylarını anlattı. Proje üzerinde hayaller kurduk, kendimize hedefler koyduk. Günümüz insanının iş dünyasındaki zaman diliminde bir kaçış noktası oluşturalım istedik. Doğa sevgisini, lokum evler düşümüzün vazgeçilmesi yaptık. Huzurlu, dinlendirici bir atmosfere insanların ihtiyaç duyduklarını biliyorduk. Buna önem verdik projede. Kentsel dönüşümün sembol projelerinden Esenler Havaalanı Mahallesi'nde ikinci etaptaki 970 konut satışa çıktı. Projenin basın toplantısında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Murat Kurum basının karşısına çıktı. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Eskon, Esenler Belediyesi ile birlikte işbirliği protokolü çerçevesinde bir kentsel dönüşüm projesi hayata geçirmek üzere bir protokol imzaladık ve bu protokolle de Esenler'de hakikaten örnek bu bölgeye değer katacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Esenler Belediye Başkanı Göksu, kentsel dönüşüm açısından önemli bir yere sahip olan Esenler Emlak Konutları'nın önemini şöyle anlattı. Proje Sayın Cumhurbaşkanımızın 5 Ekim 2012'de ilk Türkiye'nin kentsel dönüşümünde kazmaya vurduğu yer. Burada yaklaşık 1500 konut vardı. Bu 1500 konut yıkıldı. Yerine bizim yeni yapmış olduğumuz 2400 konutluk bir proje bu. Bu 2400 konutluk projenin 1500 konutu vatandaşa verilecek proje. Geriye kalanlarda satışını yapacağımız, projeyi finanse etmek için satışını yapacağımız projeler. Aynı zamanda bu kentsel dönüşüm de ilk defa kapsamlı bir ürünü oluyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurumsa projenin sosyal sorumluluk yönünü değerlendirdi. Burası 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşüm seferberliğini başlattığı nokta ve Türkiye'de hakikaten yenilenmesi gereken bu kadar konutun olduğu süreçte kentsel dönüşüm hızla ilerliyor. Ve Emlak Konut olarak biz de bu seferberliğin başladığı noktada yer alıyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 970 tane hak sahiplerine konutlar vereceğiz. Bu konutlar radyo temel üzerine tünel kalıp sistemiyle tasarlanmış. EYG Grup yeni bir emlak portalı kurdu. Evdekifırsat.com adındaki site konutları indirimlerle satışa sunarken takas ve teklif verme imkanı da sunacak. Her lokasyonda bir yere gelip bir projeden ev alabilirsiniz. Ama bu mecraya geldiğinizde birden çok projeyi aynı yerde görebileceksiniz. Birden çok projeyi aynı yerde değerlendirebileceksiniz. Birbiriyle belki mukayese edebileceksiniz. Böyle bir projeyi tamamlayalım istiyoruz ve ilk hedefimiz İstanbul'da bunun altyapısını oluşturmak, İstanbul projelerinde temelini oluşturmak, sektöre bir soluk bir çözüm kazandırmak. Ondan sonra da nasip olursa, becerebilirsek, gücümüz yeterse, arkadaşlar iyi yönetirse bunu Türkiye'ye, sonra da yurt dışına biraz daha açalım istiyoruz. İş
modelimiz biraz farklı biliyorsunuz. Bir gayrimenkul portföy yönetim şirketi kurduk. Burada gayrimenkul portföy yönetimi yapacağız. Bir tarafta da satın alabildiğimiz ürünü satabileceğimiz, müşteriye iyi sunum yapabileceğimiz bir mecraya ihtiyacımız var. Gayrimenkul Rehberinden bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşene dek. Hoşça kalın. Bu Van Proje Pazarlama, Gayrimenkul Rehberi'ni sundu.